Karşısı Cunda Adası. Burası da Ayvalık şehir merkezi. Böyle arabalar gidiyor. Ayvalık şehir merkezi. Bu da benim sandalyem. Ben içmiyorum artık. Arkadaşlar, burada olma sebebimiz Sergen kardeşimin evleniyor oluşu ve onun sadıcı olma ve düğün arabasını kullanma şerefi bana düştü. Çok onurlu ve mutluyum. Beraber ilkokul arkadaşım çünkü kendisi. Ve şu anda Ayvalık Cunda Adası'ndayız. Şu an neredeyiz? Şu an Ayvalık magazin. Şu anda ortuş koyunduyuz. Viskimizi içiyoruz. Viski. Ayvalık Medya Turan abi. Hande Sergen. Hande'yi Sergen çok seviyorum. Ayvalık Medya Turan abi. Müthiş adam. Arkadaşlar, burası Ayvalık'a 4-5 kilometre uzaklıkta şeytan sofrası denilen bir yer. Şeytanın ayak izi olduğu söylenen bir yer. İkisi hakkında da şeytan sofrası ve ayak izi hakkında da şu an orada fotoğraf çekiniyorlar. Bir tane hikayesi var olayın. Uzun zaman önce bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatmak istemiyorum. Ama hikayelere hakim. Ayak izinden başlayayım. Zeus Selene'ye görev veriyor. Şeytanı cennetten kovması. Selene'nin kovduğu şeytanın ilk yeryüzüne indiğindeki ilk adımını temsil ettiği söyleniyor. Şeytan sofrasındaki muhabbet de şudur. Uzun yıllar önce burada yaşayan, hiç sevilmeyen, mistik güçlerle, mistik işlerle uğraşan bir adam varmış. Halk bir dönem sonra kıtlığa girince demişler ki bu adam yüzündendir. Ve aralarında birbirlerini gaza getirip onu linç etmeye, öldürmek için buraya gelecekler. Ve bunun haberini alan bu sevilmeyen adam onlara muazzam bir sofra hazırlar. Ve onu linç etmek için gelen kalabalık bu sadece kuş sütünün eksik olduğu sofrayı görünce oturup yemeye başlıyorlar. Ve o da buradan tüyüyor. Kaçıyor yani kısaca. Burası tamamen turiste hitap eden iki tane garip hikayenin olduğu bir yer. Yani hikayelerin ikisi de çok tutarlı şeyler değiller. Ama inanın buna, hikayeler konu veya tarihinin dışında çok güzel bir manzaraya sahip burası. Ayvalık'a dediğim gibi 5 kilometre uzaklıkta. Şimdi kardeşlerimle beraberim. Bu benim yarı tok yaptığım yolculuk olmadığı için kardeşlerime bir gözleme falan böyle tarzı bir şey alacağız. Hem fiyatını da size öğrenmiş olacağım. Hem de böyle etraftan size görüntüler vereceğim. Şimdi size bu ayak izi muhabbetini gösteriyorum. Bakın. Ayak izi demiş. İçine para atmışlar. Bir şeyler bağlamışlar. Maske bağlamışlar abi. Bir dilek mi bu tuttunuz yani? Bu mu şimdi? Şeytan olan bir şeyden nasıl bir medet, dilek umulur, beklenir anlamış değilim. Gel bakalım Alperen Bey. Demirhan uçuyor. Evet, hemen başla. Şimdi böyle bakarak söyleyeceğim size. Serpme kahvaltı 50 lira arkadaşlar. Böyle bir yer için gayet normal diyebiliriz aslında. Salata 20 lira, tost 20 lira, hamburger 20 lira, çay 5 lira arkadaşlar, Türk kahvesi 10 lira. Bence normal. Rivayet edilen her şey dışında sadece manzarası yüzünden, burada yapacağınız bir kahvaltı, içeceğiniz bir kahve yüzünden bile buraya gelinir. Buraya gelen minibüsler olduğunu biliyorum. Özel aracınızla geleceğiniz otopark ücreti de 15 lira. Aşağıya arabayı bırakıp yürümeyi tercih edenler var. Bu da size kalmış. Hadi bakalım, dolaşalım biraz. Ayvalık'ın şehir merkezini tepeden görebildiğiniz bir nokta.
herhangi bir oluşum yok. Hani nasıl bir oluşumdan bahsediyorum? Bir bank yok etrafta, bir park yok. Herhangi bir kafe, büfe tarzı bir şey burada yok abi. Yani orada bakın bir çift görüyorsunuz, sandalyeleriyle oturuyorlar. Kardeşlerim orada, peşimden sürüklüyorum onları da. Onun dışında taşlar maçlar. Gün batımı aslında burada izlenir ve beklemeye de değermiş. Cunlu Adası'na geçen köprü. Şu köprü gidiyor Cunlu Adası. Ayvalıkşehir merkezi. Gidiyorum buradan. Çok da fazla durmayacağım. Tekrar görüşmek üzere. Ben evden uzakta bir garip seyyah Turan abi. Çok nereyi beğendin? En çok ben Japonların kültürünü beğendim abi. Müthiş insanlar, melek gibi insanlar. Gerçekten hani öyle. Şey, yani burada her şeyi yürüten, hani her türlü canlı, hayvan falan öyle bir şey. Abartılıyor abi. Öyle mi? Kesinlikle abartılıyor. Hmm. Gezi, seyahat tecrübelerimi vlog olarak paylaşıyorum. Tamamen bu. Yani müthiş bir tecrübeye dayanaraktan bir bilgi aktarmıyorum. Tamamen acemi yaptığım yolculukları seyahat olarak sponsor anlatıyorum. Mı? Sponsorum yok abi. Vay, kendi tamamen kendim. Şey gibi, Hülya Avşar gibi. Kendi selfie'yi yapmışlar. Hülya o renkte bile değiliz abi. Tamamen. Sen gülüyorsun. Hülya Avşar'ı selfie biliyor musun? Selfie Hülya Avşar yapmış.